Hoş geldiniz Fuat Bey. Misafiriniz geldi efendim. Odanızı aldım. Niye bize haber vermeden misafir alıyorsun odaya? Çok özür dilerim efendim. Kimmiş gelen? Ben biliyorum kim olduğunu. Tamam kızım. Hayırdır beyler? Sabah sabah beni rüyanızda mı gördünüz? Seni almaya geldik Fuat Bey. Sen şimdi yalnız gidemezsin Haşmet Aga'ya. Tatsızlıktan ötürü. Biz ortakların olarak sana eşlik etmeye geldik. Fuat da geldiğine göre çıkabiliriz beyler. Evi beğendiyseniz kredi içinde devamlı çalıştığım bankalar var. Eğer isterseniz bu konuda da size yardımcı olabilirim. Ben evi beğendim de ama hanıma da sormam lazım. Bence olur bu iş. Olur olur. Siz yengeyle bir konuşun, daha sonra sizden haber bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle efendim. Sür. Kardeşim, aile meselelerinizi beni karıştırmasanız. Başlarım lan şimdi senin kardeşine. Sür. Hadi. Beni buraya getirdiniz. Böyle bekletmek için mi? Haşmet Ağa'nın geldiğimizden haberi yok mu Sabri? Haşmet Ağa'nın her şeyden haberi var Fuat Bey. Oo Haşmet Ağa. Hayırdır sabah sabah nereden böyle? Erken halletmem gereken bir iş vardı, onu hallettim. Beklettiysem özür dilerim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dün vuku bulan tatsız hadiseden sonra hem geçmiş olsun demek... hem de birlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek istedik. Geçmiş olsun demek, eyvallah. Birlik beraberlik demişken... Yaşar nerede ya, onu getirmediniz mi? Hepimiz o melonu her yerde aratıyoruz. Birimizden kurtulsa birimizin eline geçecek. Aratmaya gerek yok ki. Fuat'ın adamı değil mi? Biliyordur nerede olduğunu. Adamımdı. Senin ayağına kadar gidip itibar bahşettiğin taksici ona çökmeden önce öyleydi. Ama ben senin gibi yapmam. Sana yanlış yapana itibar bahşetmem. Elime geçirirsem getirir önüne atarım. Haşmet Ağa, Yaşar'la taksicinin arasında husumet olduğunu hepimiz biliyoruz. Taksici ona çöktükten sonra Yaşar'ın zımaradan çıktı ortada. Evet, kötü bir tesadüf olmuş. Sen oradayken halt etmiş. Ama bu işin bizim birliğimize gölge düşürmesine müsaade etmememiz lazım. Sabri? Sabri'yi de mi Yaşar aldı? Burak bu mevzuda bir toyluk yapmış. Müsaade edersen gelip elini öpecek, af dileyecek. Keseceğin cezaya da razı. Sabri, Burak'a ne ceza keseceksin? Ben buraya geçmiş olsun demeye geldim.
Hesap vermeye gelmedim. İyi niyetle size uzattığımız eli geri çeviriyorsun. Biz buraya sorunları büyütmek için değil, çözmek için geldik. Sizden ağırlığınıza yakışır şekilde suhuletle konuşmanızı bekliyoruz. Yaşar bu işi soyadı Ersoy'la olan birinin emriyle yapmadıysa benim Fuat'la halledilemeyecek bir meselem yok. Ama onlardan birinin emriyle yaptıysa Fuat o zaman bu defa kime elimi öptürecek? Yok abi, yok, bu mümkün değil. Ama eğer bu işin arkasında Burak varsa bu sadece sana yapılan değil, hepimize yapılan bir ihanet olarak kabul edilir. Gereği de ona göre yapılır. Öyle değil mi Fuat? Ben bu ortaklığı kurabilmek için ömrümü adadım. Canımı hiçe saydım. Konsorsiyuma ihanet eden, böyle bir kansızlığı yapan oğlum dahi olsa kimseye bırakmam. Gerekeni kendim yaparım. Tamam mı abi? Eyvallah Rafet'ciğim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Hadi. Buyur abi. Evet. Sağ ol. Eyvallah. Rafet abi sağ ol. Yani kolay gelsin. Hallettim abi. Eyvallah sen. Bu sefer denizden kaçtı şerefsizler. Bizim taksici arkadaşlardan da bir şey çıkmaz ki. Nasıl bulacağız bu Yaşar'ı? Bizim şoförlerden bir şey çıkmaz ama bakarsın tır şoförlerinden bir şey çıkar. Olabilir diyorsun. Bir Zula mekanları falan varsa ha? Ben mi gideyim yoklayayım? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Sağ ol Füsun. Geç haberim oldu. Rahatsız etmek de istemedim. Emine'ye kızdım hatta haber vermediler diye. Şimdi kendini üzme diye bir şey dememişlerdir. Zaten ufak bir sıyrık, önemli bir şey değil. Yaşar diye birinden şüpheleniyor emniyet. Emine de bahsetmişti. Teşekkür etmek için sizin eve gelen şoförlerle bir alakası olabilir mi? Buradan emniyete gidiyorum. İstersen bakarım. Füsun, bu davayla ilgilenmeni istemiyorum.